Merhabalar. Ben sizlere omuz artroskopik cerrahisinde kullanılan implant çeşitlerinden ve özelliklerinden bahsedeceğim. Buradan ben geçebiliyor muyum yoksa? Tendon ve bağ tamiri de kullanılan tekniklerin gelişmesiyle ve artroskopik cerrahideki gelişmelere bağlı olarak İlk olarak 1985 yılında tanımlanan ve günümüzde de 70 e, firmanın yüzün üzerinde çeşitli sunduğu e, Sütür Ankor adını verdiğimiz e, implant çeşidi e, kullanıma girmiştir. E, Sütür Ankorlar tamirini e, yapmak istediğimiz yumuşak dokunun kemiğe sabitlenmesini sağlarlar e, ve <laughs> inflamasyon, tamir ve remodeling ee, basamaklarından oluşan ve ortalama 12 haftalık e, bir süreçte gelişen iyileşme süresi boyunca e, iyileşme bölgesinde maksimum stabiliteyi e, sağlamakla görevlidirler. ve Bu süreçte de e, iyi bir ankor diyebilmemiz için en az komplikasyona sebep olmalı. Yumuşak dokunun e, kemikte maksimum temas düzeyini e, sağlamasına sebep olmalı. E, ve iyileşme süreci boyunca tabii ki hastaya bağlı olarak da ilgili bölgenin kemik kalitesi ve kanlanma düzeninde iyileşmeye etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ankorların üç kısmı var. Çapadan oluşuyor, kopçadan oluşuyor ve sütür kısmından oluşuyor. İlk olarak metal ankorlar tanımlanmıştır. Bunlar paslanmaz çelikten ya da titanyumdan yapılıyorlar. En önemli artıları da Özellikle osteoporotik kemiklerde e, kullanım kolaylığı sağlayan yüksek güçlere e, direnç gösterebilme özellikleri. Bunun yanı sıra da kıkırdak hasarı, sıkışma, revizyon cerrahi gerekliliğinde yerinden çıkarılma gerekliliği ve bunun zorluğu, MR ve tomografi gibi görüntüleme e, yöntemlerini kullanmak istediğimizde görüntüleme problemlerine yol açmaları da e, metal ankolların en büyük dezavantajını oluşturuyor. Ee, bu durumda da e, yeni çeşit ankorlar geliştirilme gereği duyulmuş ve biyobozunur ankorlar üretilmiş. Ee, son gelişmelerle birlikte elde edilen biyobozunur ankorlarda revizyon cerrahi gerekliliğinde sağladıkları kolaylık, migrasyon sorunu yaşanmaması, görüntülemede sorun çıkartmamaları ve e, son, yine son gelişmelerle birlikte metal ankorlara yakın bir e, biyomekanik direnç oluşturmaları sebebiyle e, daha çok tercih edilir hale gelmişlerdir. Tabi bu süreç e, çok hızlı bir şekilde ilerlemedi. İlk etapta poliglikoik asitten e, biyobozulur ankorlar yapılmaya çalışmış. Ancak bu ankorlar 3-4 hafta gibi e, sürede hızla hidrolize olmuşlar. Ciltte sinüs oluşumu, akıntı gibi e, yan etkilere sebep olmuşlar. Ve trimetilen karbonat kopolimerleri e, sebebiyle de sinovite, eklemiçi serbest cisme, kemik kisti gibi e, sıkıntılara yol açmışlar ve çok e, rağbet görmemişler akabinde e, polilaktik asitten oluşan biyobozunur ankorlar geliştirilmiş. Ancak bu ankorların da e, erime süreleri 5 yıla kadar uzadığı için e, yine çok faydası olmamış. Ve e, son olarak da polilaktik koglikoitten üretilen e, ankorlar kullanıma girmiş. Bu ankorların e, ulaştığı mertebede ise optimal erime süresi sağlanmış ve ankor içine e, kemikleşme ee, sağlayan yapı polimerler sayesinde de e, ankorun metal ankorlardan daha tercih edilebilir bir hale gelmesi sağlanmıştır. Genel olarak ankorların bu özelliklerinden bahsettikten sonra e, bizim pratikte sıkça kullandığımız ve burada yine standlarda da görebileceğiniz bazı ankorlardan bahsedelim. Bankart ve slap ankorlarına baktığımız zaman G2 Quick Ankor Plus'ımız var. Titanyum e, gövdeye sahip, nitinolden yapılan Çift kanatlı, e, yüksek esneklik sağlayan bir ankor. 2.4 mm çapı, 8 mm uzunluğu var. E, Glenoid'deki müdahale ettiğimiz alan düşünüldüğü zaman ona uygun olarak e, küçük çapı ve kısa bir boyu var. 18 kilograma kadar direnç e, gösterebiliyor ve ortokort adı verilen özel bir e, sütürden oluşuyor. E, Lupin ankorlar bu Biocryl Rapid denen bir teknoloji den faydalanılıyor. Ee, yine PLA'dan polilaktik asitten oluşan e, tipleri de var. İki yıl içerisinde kemikleşme sağlıyor bu ankorlar. E, eriyebilen eriyebilen ankorlar. 3.9 mm e, çapı, 9 mm uzunluğu var. E, bu ankorlar kemiğe yerleştirdikten sonra sütürü çektiğimiz zaman kemiğe dönerek sabitleniyor ve bu da stabilitesine ekstra bir katkı sağlıyor. 25 kiloya kadar varan e, güçlere de e, direnç gösterebiliyorlar. Geçelim. Yine aynı e, özelliklerde aynı çapta bir ankorumuz daha var. Bionotlus e, ankor. E, bu ankorun ekstra bir özelliği e, sütür işlemine gerek bırakmaması ve bu sayede de ameliyat süresinde bir miktar kısalma e, sa sağladığını vaat ediyorlar. Bizim bankart ve slab temellerinde sıklıkla kullandığımız e, ankor tipi grifon ankorlar. E, yine eriyebilen, kemikleşen ankor bunlar. E, T ve B seçenekleri var. E, T olanı vida şeklinde e, direkt döndürerek yerleştiriyoruz. P tipi ise e, tırtıklı bir yapısı var. Önceden yer açılıyor, daha sonra bu ankoru yerleştiriyoruz. 3 mm çapları, 10.8 mm uzunlukları var. Eee Yivli yapısı yine stabiliteye ekstra katkı sağlıyor. Kanüllü yapısı da Ankor bölgesine kanlanmayı sağlayarak yine iyileşme sürecini hızlandırıyor. 23 kiloya kadar da güçlere direnç gösterebiliyorlar. Bu biyokiril rapid teknolojisi dediğimiz olay şu. İçerisinde %30 oranında trikalsiyum kalsiyum, fosfat polimerleri var. Bunlar osteokondiktif etki gösteriyorlar. Ankor bölgesine kemikleşmeyi uyarıyorlar ve bir yapı iskelesi görevi görüyorlar. %70 oranında da Polilaktik koglikoid içeriği var. Bu polilaktik koglikoid de kontrollü bir erime sağlıyor, yan etki yapmıyor. Ve bu sayede başarılı bir fiksasyon sağlıyor. 2 yıl içerisinde de tamamen kemikleşiyorlar. Rotator kafa ankorlarına baktığımızda Helix'in titanyum versiyonu var. Bu ankorların 4.5, 5.5 ve 6.5 mm çapları seçenekleri var. 12 yivden oluşuyor. Bunu Ulunay Hoca da anlattı aslında vakada. 6 tanesi e, spongios kemiğe girecek şekilde 6 tanesi de kortikal kemiğe yerleşecek şekilde yivleri e, var. 2 ya da 3 sütür seçeneğimiz var. Ve 50 kiloya kadar e, yüklere direnç gösterebiliyor. Şu an mevcut olan en güçlü ankor bu. Sivri trokar ucu sayesinde ekstra bir yer açmaya gerek kalmadı. Doğrudan uygulayabiliyoruz. E, ve kanül yapısı da yine iyileşmeyi kanlanma sayesinde hızlandıran bir özelliğe sahip. Ee, süper ankor. Yine küçük bir ankor. 2.8 mm çapı var. Titanyumdan yapılıyor. 4 kanatlı bu ankor. Ee, kanat sayısının fazla olmasıyla stabiliteye ekstra bir katkı sağlıyor. 38 kiloya kadar olan yüklere direnç gösterebiliyor. Faydası ee, biraz daha esnek bir tamir e, ee, seçeneği sunuyor bize. Bu şekilde bir tamir tercih edenlerin kullanabileceği bir ankor. E, ee, Fastin ankorlar titanyumdan oluşuyor. 5 ve 6,5 mm çap seçenekleri var. Yine sivri ucu sayesinde e, ...doğrudan uygulayabiliyoruz. Bunun ekstra özelliği de iki farklı sütür gözü olması. E, bu sayede e, sütürlerin birbirine sürtünerek aşınma riski ortadan kalkıyor. Ankor gövdesine eşit yük dağılabiliyor. E, yine slab tamirlerinde de e, iki ayrı noktadan tamir yaparak... ...bu ankorla e, faydalı bir işlem gerçekleştirebiliriz. Helix grubuna baktığımızda Helix Peak... E, ee, bu polietil eter karbondan oluşan bir e, ankor. Erimiyor ama aynı zamanda da radyolüsen bir e, ankor. Görüntülemede bize sıkıntı çıkartmıyor. Yine 4.5, 5.5 ve 6.5 seçenekleri var ve 18 mm uzunluğu var. E, bunlar 10 yivden oluşuyor. 5'e 5 şeklinde. 5 spongios, 5 kortikal kemik. Yine 2-3 sütür seçeneğimiz var ve 32 kiloya kadar e, yüklere direnç gösterebiliyor. Kanüllü yapısı sayesinde de yine iyileşmeye pozitif katkıda bulunuyor. Versolok vakalarda da gördük bizim en sık tercih ettiğimiz Clex'lerle birlikte Versolok kullanıyoruz otorokaf tamirlerinde. E bu Versolok'un özelliği titanyum bir çekirdeği var ve yine polietil eter karbon kılıfı var. Uygulama öncesinde 4.9 mm çapı 27 mm uzunluğu var. Uygulama sonrasında e, titanyum çekirdek pi kılıfa yerleşiyor. Ve 6.3 mm çapa ulaşıyor. Yani genişleyerek e, yerleşiyor. Bu sayede de yine stabiliteye e, ekstra katkı sağlıyor. Sivri ucu dolayısıyla ekstra bir e, yer açmaya gerek kalmadan doğrudan uygulayabiliyoruz. En önemli özelliği de bize manuel bir şekilde gerginlik ayarı yapmamızı sağlıyor. 36 kiloya kadar da e, yüklere direnç gösterebiliyor. E, bionot Plus e, eriyebilen... Düğüm atma gerekliliğini ortadan kaldıran ve yine ameliyat süresini e, kısaltmayı vaat eden sütürlerden. E, rotator kafta amellerinde bizim versalokla birlikte en sık kullandığımız Helix'in e, bu biokril rapid e, seçeneği olan ankorlar. E, yine 4.5, 5.5 ve 6.5 e, çap seçenekleri var. 2 yıl içerisinde kemikleşiyor. 10 adet hivi var. 5 spongios, 5 kortigal, 2-3 e, sütür seçeneği ve 32 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Kanüllü yapısı sayesinde iyileşmeye pozitif bir katkıda bulunuyor. Ee, bu bütün sütürlerde şeylerde, ankorlarda ortokort dediğimiz özel bir sütür yapısından bahsediyoruz. Ee, Ortokortun özelliği şu, 16 farklı sütür demetinden oluşuyor ee, ve bu sayede diğer e, sütür çeşitlerine göre 45 daha esneklik sağlıyor. İçeriğinde ise 62 oranında PDS var. PDS 3 ay içerisinde eriyor. Bu sayede de düğüm içerisinde yeni doku gelişimine olanak sağlıyor. Kalan %38'i de ağırlaştırılmış polyesterden oluşuyor ki bu kalan kısımda bir etibond kadar güçlü bir sütür elde etmemizi sağlıyor. Ve 25 kilo gerilme kuvvetine 13 kilogramda da düğüm kuvvetine karşı direnç gösterebiliyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.